Hocam bir dakika hocam, Fenerbahçe'yle Galatasaray'ın olmadığı bir lig. Evet. Şampiyonlukta yoklar. Evet. Bu lig temizdir, sonuna kadar temizdir. Sen dedin ki ben onların avukatı değilim, ben de buna inanıyorum. Zaten öyle bir yanlışın içine sen girmesin. Hocam sakın, benim arkadaşım. Sakın, sakın şu yanlışın içine girmeyin. Masalara filan vurarak. Ben 10 senedir bu masaya alemi... da vururum. Her yere vururum. Bak, bir dakika, dekorumdan dokunma. Ben masaya da vururum, dekora da vururum. Ben sana bir şey anlatıyorum hocam. İki şey olur Sinan. Masaya vursan ya elin ağrır. Benim elim ağrımaz. Ya da masa kırılır. Marangozluk hatasıdır bu. Benim elim ağrımaz hocam. Sen beni kes. Sen dikkat et. Senin bir yerin ağrımaz. Daha ağrını söylüyorum. 5 sene önce birbirlerine şike çamurunu atmış 2 tane ya 40 yaşındaki adam. Nereden biliyorsun? Benim sözümü kesersen. Burada hocam kolay kolay kimse konuşamaz. Bir dakika. Onu da size söyleyeyim. Ne sen ya sen müdahale et ya da ben can diyorsun evlenmiş. Hocam, hocam burası bir tırhane değil. Burası televizyon. Burada racon keserek konuşmayacaksın. Ben racon kestim. Burada güzel müdahale var. Ey Mahmut Özgen, bu sana yetkiyi kimse vermez. Valla bir dakika. İki defa söylüyorum. Ben müdahale ediyorum. Yanlış konuşuyorsun. Ey kere ey Mahmut Özgen. Ben de çay. Ey kere ey Mahmut Özgen diyorum. Seninle hocam. Bir dakika. İnsanlara böyle saygı içinde ezerek, insanları küçümseyerek böyle hitam edemez. Şerat. Futbolu, bu adamlar ben, futbolun yönetim ben adamları. Burada kime nasıl hitap istiyorsam öyle hitap öyle ederim. Mahkemeler açık. Ey Mahmut Özgener, ey Levent Kızıl diyorum. Var mı arkasını diyen? Efendim? Ne yapacaksınız? Ağzımı mı kapayacaksınız? Ya, ey Mahmut Özgener, ey Levent Kızıl yanlış diyorum. Konuşuyorsun. 5 sene önce birbirlerinize şike suçlaması yaptınız. Türk futbolunun başına geldiniz. Adam gibi yönetici hatalar yapıyorsun. Niye oy verdin? Elim kırılsaydı vermeseydim. Bundan sonra da alırlar oy beni. Niye dün akşam Levent Kızıl'a veririm dedin? Federasyon başkanı olsaydı. Onu o zaman düşünürüm. Onu o zaman dün düşünürüm. Dün akşam olsaydı Levent Kızıl'a ben oy atarım. Onu o zaman düşünürüm. Böyle racon keserek konuşmak sana yakışmıyor. İnsanlar bizi seyrediyor. Tamam. Ey Mahmut Özgen, ey bilmem ne. Bunlar bu kelimeler, bunlar güzel kelimeler, laflar. Sana yakışmıyor mu diyorsun bu? Efendi konuş. Daha insanları güzel eleştirelim. Daha beter söylüyorum. Burada daha söylemeyin. Bir dakika, telefonda bir tane ey Mahmut Özgen, ey Levent Kızıl. Türk futbolunun içine etmeyin. Rica ediyorum lütfen. Etmeyin diyorum ya. Tamam. Bakın beyler, bana müdahale ederseniz beni daha tahrik edersiniz. Ne alakası var ya? Beni daha tahrik edersiniz. Nasıl söylüyorsunuz? Sen masaya vurma. Ahmet Çakar lütfen rica ediyorum. Bir dakika, telefon bağlantımı var. Bir dakika ya, telefon. Hayır. Sen de o zaman daha edepli, daha yumuşak konuş. Bak, İnsanları aşağılayarak konuşma. Sinan, edepli. Sana bak, edepli. Tamam, evet, sen öyle edepli konuşacaksın. Yok. İnsanları, ey Mahmut, ey ben de yok hocam. Sinan, ağzından çıkan lafın kulağı düşsün. Evet. Edepmedi bir ben duyarım öğreneceğim. Hocam, her şeyi duyarım benim ağzım. Şey. Ben her şeyin arkasındayım. Evet, neyin arkasındasın? Ben de sana diyorum ki ne konuşuyorsun arkasında? Sen diyorum ki hoca daha edepli konuş. Sana ne? Senden öğreneceğim kardeşim edebi. Benden öğreneceksin. Ya, sen kendi edebine bak sen ya. Ben edebi konuş. Sen kendi edebine bak ya. Adam gibi konuş. Sen kendi edebine bak ya. Adam gibi konuşacak hocam. Bir dakika Sinan Engin. Ben de adam gibi konuşurum. Niye böyle bir tıpkı? Ben adam gibi konuşurum. Sen mi? Benim canımı sıkma hoca, akıllı ol. Sıksan da olur Sinan. Beyler, sıksan da olur. Birazdan görürsün olacağını. Hiçbir şey olmaz. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Hiçbir şey olmaz. Sen burası bir dakika. Racon kesme yeri değil. Bir dakika. Burası bir tırmane değil. Sizden rica ediyorum lütfen. Efendi gibi. Ey Mahmut, ey bilmem ne falan. Rica ediyorum, yer değiştirir misiniz abi? Yok bir şey. Ben yerim güzel. Şimdi.